Berkcan, ben bu mamayı ne yapacağım Allah aşkına ya? Normal hayatımda böyle bir şeye mi ihtiyacım var? Hayvanımız falan da yok bildiğim kadarıyla. Şu yaş mamayı da mı alsak güzelim? Ne yapacaksın Berkcan? Böyle huyların olduğunu bilmiyordum yani. Yaş mama alacak senin hayvanın olduğunu bilmiyordum. Bunu alalım ya güzelim. İyi olur bence. Allah Allah. Sanki tadına bakmış gibi konuşuyorsun. Saçmaladın ha iyice. Bana diyorsun ki gel bunu alalım diyorsun. Niye aldık yani boşu boşuna? Sokaktaki hayvanlar için güzelim. O yüzden aldım. Bizim hayvanımız yok diye sokaktaki hayvanlara acımıyor musun sen güzelim? Sokaktaki hayvanlara acımıyorsun sen güzelim. Ne kadar insafsız, ne kadar kötü birisin sen ya. Senin böyle olduğunu bilmiyordum güzelim ben. Saçmalama be. Tamam, iyi bir şey yapmışsın yani. Ben ne bileyim. Özür dilerim. Yok güzelim, buna katlanamam. Sokaktaki o güzelim hayvanların hakkını savunamıyorsun güzelim. Sen bilirsin güzelim. Saçmalama Berkcan. Şimdi saçmalamanın hiç zamanı değil, tamam mı? Of tamam güzelim ya. İş sokaktaki hayvanlar için aldım. Bir de tasma mı alsam acaba? Sokaktaki hayvanlara tasma mı alacaksın Berkcan? Kafan mı iyi Berkcan senin acaba? Güzelim, belki lazım olur. Sokaktaki hayvanlar adı üstünde serbest ve özgürler. Niye özgürlüklerini alıkoyacağız? Yok güzelim ya, kendim için alacaktım. Kendin için mi? Doğru, bazen bağlanmaya ihtiyacım var, doğru. Yani öyle demek istemedim. Oğlum ne uyduracağım ya, babam da nerede kaldı Allah Allah. Dışarı çıkacak bu kız. Sen niye beni oyalıyorsun? Bir dakika bakalım. Bekle, sen beni neden oyaladığını bir söylesene. Yok güzelim, ne oyalaması ya? Burada ne güzel şeyler bakıyoruz. Kemik de alsak mı acaba? Ne alsak başka? Ay bu da yere düşmüş, bunu da mı alsak? Berkcan! Tamam güzelim ya. Bir şey yok yani, öyle gezelim eğlence olsun diye ya, beraber biraz aktivite yapalım diye. Pet Shop'ta mı aktivite yapıyoruz? Ayrıca sen yalan konuşuyorsun. Yo, ne yalanı mı gördün güzelim? Ayıp ya, ayıp. Buna katlanamam, gidip şurada ağlayarak günlüğüme yazacağım bunu. Saçmalama, espri yapma. Sen çok şaşırıyorsun bir şeyleri konuşurken. Doğru söyle. Ne saklıyorsun benden sen? Bir şey saklamıyorum güzelim. Hiçbir şeyi saklamıyorum. Of ya, burası ne güzel yer değil mi? Çok güzel. Berkcan! Ben annene bakmaya gidiyorum. Şey güzelim, aslında bakmasan mıydı? Niyeymiş o? Sen bir şey karıştırıyorsun. Kesinlikle bakmalıyım. Aha yandı. Cenaze namazına buyurun. Hoş geldiniz. Allah Allah. Ne olduysa ya. Gidip teyzeye bir an önce bakmam lazım. Merak ettim. Yarım saati geçti. Haldun amca. Baba. Efendim oğlum. Haldun amca. Teyze nerede? O dışarıya telefonu cevaplamaya çıkmış da telefonu. Nerede o? Ben de ona bakmaya çıktım. Siz nereden biliyorsunuz ki onun dışarı çıkacağını? Biliyordum bir yerden. Nereden biliyordunuz? Ya biz orada. Ya biz duymuştuk ya, duymuştuk değil mi baba? Annem beni aramıştı da dışarıdayım demişti. Ya burada ne dönüyor bilmiyorum ama bir an önce teyzeyi bulalım. Dur ya, ben bulurum güzelim. Şu arka tarafa gitmiştir. Anne! 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 Allah Allah. Nerede ki? Yok ki annem ya. Baba annemi görmedin mi? Sen yanına geliyordun. Yanına mı? Oğlum sussana. Tamam baba. Sustum. Annemi arayayım hemen. Ara bakalım oğlum, neredeymiş? Çalıyor baba, bir dakika. Belki yukarıya lavaboya falan çıkmıştır ya. Biz giderken niye görmedik o zaman? Oradaydık zaten. Ben göstermiyordum ki sana hiçbir şeyi. Ne? Yok bir şey güzelim. Çalıyor baba. Açar herhalde birazdan. Baba, annem açmıyor telefonu. Nasıl açmıyor ya? Nerede bu kadın? Bilmiyorum. Bir daha arayacağım. Eve gitti desem Büşra'yı bırakıp gitmez. Ya nerede ya? Of, keşke yalnız bırakmasaydım. Tamam mı? Güzelim. Bir şey olacak değil ya kocaman kadına. Baba açmıyor. Açmıyor mu? Nasıl olur lan böyle bir şey? Açmıyor baba. Baba, bir mesaj geldi. Ne mesajı? Beni aramayın. Hiçbirinizi görmek istemiyorum. Ne ya? Ne mesajı böyle? Aynen, ne mesajı böyle? Kesin o atmadı. Baba bir mesaj daha geldi. Ne diyor? Ben Sait'le evleneceğim. Beni rahatsız etmeyin. Sait'le mi evlenecekmiş?
O böyle bir şey asla yapmaz. Bunda bir iş var. Hemen polise gidelim. Bir daha arayacağım yolda baba. Lan Sait, anneme ne yaptın? Bir an önce gitmeliyiz. Yani resmi işlemlere göre, yani kadın yaşı büyük. Ne isterse onu yapar. Belki de gerçekten sizle görüşmek istemiyordu. Hayır polis amca, öyle bir şey olamaz. Annem beni görmeden yapamaz. Yok oğlum, senin anan seni görmeden yapar bence. Ben olsam senin anan reddederdim seni. Polis amca, şimdi hiç komikliğinin sırası değil. Annem asla böyle şey yapmaz. Evet polis bey, benim eski eşim asla bu kadar sorumsuz davranmaz. Bu işte bir iş var. Öyle diyorsunuz ama şu anda kayıtlara bakıyorum. Telefonunun sinyali biraz sonra gelecek. Siz yine şüphelendiğiniz için araştırıyoruz. Belki de kadını evlenmek istiyordur. Siz de geçen onaylamadığınızı söylüyordunuz gençler. O yüzden sıkıntı çıkmış olabilir. Yok, o kimseyle evlenmek istemez. Siz kafanıza takmayın polis bey bunu bu kadar. Siz kimsiniz beyefendi? Dedim ya, eski eşiyim. Niye bu kadar kafanıza takıyorsunuz ki eski eşinizi? Orası uzun polis amca. Şimdi babam anneme aşık olduğunu hatırladı da. Oğlum. İkiniz peşinize düştünüz. Kadın da kaçmış gitmiş var işte. Düğün yapacak. Artık davetiye aldığınızda falan çağırır sizi. Komiserim, bir dakika bakar mısınız? Geliyorum kızım, geliyorum. Anan evleniyor çocuğum. Anan evleniyor, anan. Lan bu polis var ya. Baba, annem öyle bir şey yapar mı? Yapmaz değil mi? Onunla evlenmez. Ya vallahi evlenirse annemle görüşmem. Berkcan sussana, şimdi konumuz o mu? Sen anneni tanımıyor musun? Annen asla böyle bir şey yapmaz. Yani bu şekilde yapmaz en azından. Evet Berkcan. Annen asla yapmaz. Ben güveniyorum ona. Oh baba, o zaman nereye gitti annem? Yoksa bunaldı mı gitti? Çok mu üstüne gittim yoksa? Ne yaptım ben? Yok tamam Berkcan, kendini suçlayıp durma. Şimdi ortaya çıksın bir. Bir şeyler olacak herhalde, bilmiyorum ne olacağını ama kendini suçlama. Hep benim yüzümden. Keşke evlenmesini onaylasaydım. Belki alıp başını çekti gitti. İnşallah annemi bulurum. Haber geldi, haber geldi. Ömer Bey, ne haberin? Polis Bey, ne haberin? Hastanedeymiş şu anda. Hastane mi? Anneme bir şey mi olmuş yoksa? Bir şey mi oldu polis amca? Yoksa ona bir şey mi oldu? Vallahi tam olarak bilmiyorum. Biz de yeni haber aldık. Biz de çıkacağız. Hep beraber gidip göreceğiz ne olduğunu. Hemen bir an önce gidelim. Bir an önce. Merhaba hanımefendi. İfade verecek durumda mısınız? Efendim, buyurun. Anne ne oldu? Neden bu kadar korkuyorsun? Evet, neden bu kadar korktun? Ne oldu? Tansiyonun düştü. Seni buraya öyle mi getirdiler? Hayır, tam olarak öyle değil. Sait Bey. Anne, ne oldu? Ne yaptı o adam sana? Bir dakika, soruları ben sorayım. Hanımefendi, ne olduğunu bize anlatır mısınız? Ben telefon konuşuyordum AVM'nin önünde. Orada birisi geldi. Yüzüm maskeliydi. Göremedim tam yüzünü. Sonra beni aldı kaçırdı. Eve gittiğimde de onun Sait Bey olduğunu gördüm maskesini çıkarınca. Sait mi? O adamı geberteceğim. Berkcan oğlum lütfen gel. Benim iyiliğim için gel. Ama anne bunun hiçbir şeyi kalmadı artık. Gidip onu mahvedeceğim. Berkcan bir sakin ol da anneni dinleyelim. Nasıl böyle bir şey yapmış? O kadar sakin bir adam. Biz araştıracağız her şeyi. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Anne bırak o adamı ben halledeyim. Nerede o adam? O da bu hastanede. Bu hastanede mi? Haldun lütfen sakin ol. Nasıl sakin olayım? Benim çocuğumun annesi nasıl böyle bir şey yapar? Nasıl cesaret eder? Her şeyi anlatacağım size. Lütfen biraz sakin olun. Kendimi hala iyi hissetmiyorum. Anne sana bir zarar verdi mi? Hayır bir şey yapmadı. Zaten kızı kurtardı beni. Gittiğimiz yerde şansıma kızı da oradaymış o gün. O yüzden her şey açığa çıktı. Şükürler olsun ki ondan kurtuldum bir şekilde. Anne ne oluyor, neler oluyor? Bu adam normal değil miydi? Hani sakindi? Oğlum ne bileyim, ben de bilmiyordum gerçekleri. Gerçekler ne? Hemen onu anlat. Yoksa benim sakinleşeceğim yok. Tamam Haldun, anlatacağım her şeyi. Ne var? Sen hangi yüze geliyorsun buraya? Babanın bu yaptıklarından sonra? Oğlum ona bağırma lütfen. Onun bir suçu yok. O olmasaydı ben kurtulamazdım. Özür dilerim. Babam son bir senedir Alzheimer hastası. Tedavi görüyor. Ve ne yaptığının farkında değil. Özür dilerim. O bir hasta. Belki bunu daha önce söylemem gerekirdi sizlere. Hasta mı?
Evet, Alzheimer hastası. Gerçekten normalde babam böyle biri değildir. Ama bunları yaptı maalesef. Özür dilerim. Size karşı çok mahcubum. Ama artık hastanede yatacak bir süre. Size ve ailenize zarar veremez. Zarar veremez zaten. Ben çocuklarımın annesinin her zaman yanında olacağım artık. Senin bir suçun yok kızım. Ama koruyacağım ailemi de ondan. Özür dilerim. Bunların hiçbirinin olmasını istemezdim. Ben de bir evlat olarak. Çok özür dilerim. Adam Alzheimer'mış ya baba. Yazık ya. Hiçbir şey bilmeden yapıyor demek ki. Hiç de üzülmedim ben. Berkcan. Annemin aile getirmiş. O zaman daha önce söyleyeceklerdi. Belki birazcık da olsa haklısın. Ama hastaymış işte. Öyle ama. Baksana kızın anne. O da mahvolmuş durumda. Aynen. Büşra doğru söylüyor. Şimdi hiç kimseyi suçlayamam. Evet korktum ama geçecek. Tekrar iyi hissedeceğim. Merak etmeyin siz. Hadi eve gidelim artık. Artık o eve gidemezsin. Ne demek Haldun? Orası benim evim. Evet anne, o eve gidemezsin. O adamın yakınlarında bir yerde olmanı istemiyoruz. Geçmiş olsun. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim doktor hanım. Her şey için. Nasılsınız? Hastamız iyiyse artık taburcu edebiliriz. Evet iyi. Ama o Sait'i taburcu etmeyin. Yatsın deliler hastanesinde. Bakır koya gönderin onu buradan. Sait Bey'e elimizden gelen her şeyi yapacağız. O da bizim hastamız sonuçta. Hastanıza sahip çıkın o zaman doktor hanım. Lütfen annemi kaçırıyor hastanız. Berkcan. Bu kadar ilerlediğini bilmiyorduk. İlaçlarını kullanmıyormuş maalesef ki. Ama bundan sonra elimizden gelen tedbiri alacağız. Merak etmeyin. Siz annenize iyi bakın. Bence bu saatten sonra. Çünkü o çok korktu. Bir süre yalnız kalması iyi olur. Merak etmeyin. Zaten yalnız kalmayacak. Geçmiş olsun tekrar. İyi günler. İyi günler. Oh be, Sait Bakırköy'e gitti. Çok mutluyum. Berkcan. Ne yapayım? Yoksa bu gidişte nikah dairesine gidecekti. Hadi annem evlendikten sonra fark etseydi bu adamın psikopat olduğunu. Zaten o saat o kadar sakin olur mu bir erkek? O kadar sakin olabilir mi? Kır çiçekleri diye dolaşıyor. Hadi eve gidelim çocuklar. Annemin hali çok kötü. Evet ama ya ne yapacak? Çok kolay bir şey değil. Kim olsa çok korkardı. Hadi artık üzülmeyi bırak. Ama Hadun, bilmiyorum. Her an tekrar olacakmış böyle bir şey gibi hissediyorum. Sana artık hiçbir şey olmaz. Burada güvendesin. Benim yanımdasın. Hadun, çok korktum. Hem de çok. Bir daha sizleri göremeyeceğim. Bir şey olacak diye çok korktum. Çıldırmış gibiydi. Tamam, artık korkma. Artık benim yanımdasın. Merak etme, bir şey olmayacak. O da tedavi görüyor zaten. Öyle, şu an kendimi biraz daha iyi hissediyorum. Ama birkaç gün sonra yalnız kalacağım. O zaman kötü hissedeceğim. Hayır anne, yalnız kalmayacaksın. Biz buradayız. Evet, biz buradayız. Bunu duymuş olmayın. Sizin de hayatınızı değiştirmenizi istemem benim yüzümden. O zaman anne, sen de gel bizimle. Ama burayı da çok seviyorum. Evet, annem burayı çok sever. O yüzden bir süre daha burada kalacağız. İkimiz, sizler gideceksiniz yarın. Biliyorum ki bu hafta sınavınız var. Zaten öğretmenin aramış. Baba ya konu şu bu mu şimdi? Öğretmen asistanım arıyor. Derslerin çok kötüymüş senin. Ya baba ya annem kaçırılmış. Sait psikopat çıkmış. Şimdi ders zamanı mı? Ne zamanı olmasını beklersin? Bu hafta sınavımız var zaten. Of ya. Ama ben annemin yanında kalmak istiyorum. Lan oğlum ben varım ya burada. Siz yarın ikinize dönüyorsunuz. Okulunuz var. Aynen oğlum. İkiniz de dönüyorsunuz. Bunu yapmanı isterim. Beni yorma lütfen. Tamam anneciğim, gideceğim okula. Sen yorulma. Seni çok seviyorum anne. Üzülme sen. Biz her zaman yanındayız. Evet, yanındayız. Baksana, babam daha çok yanında fırsattan istifade. Can, kafanı gözünü kırmadan git şuradan. Tabii baba, tabii. Hadi bakalım. Yakında düğüne geliriz artık. Ne oluyor oğlum, ne konuşuyorsunuz siz? Hiç anneciğim. Babamla analiz yapıyorduk. Derslerim nasıl gider? Evlenme teklifi nasıl edilir? Eski eşime dönersem yüzde kaç risklidir? Eski eşime döndüm çok riskli oldu enter. Oğlum! Tamam anneciğim tamam sen sakin ol. Ben gidiyordum zaten. Ben de Berkcan'ın yanına gideyim. Tamam kızım tamam hadi git sen de. Ne yapıyorsun? İçeri gelsene. Islanıyorsun burada. Çok güzelim ya.
Bakma öyle espri falan yapıyorum ama bugün ya anneme bir şey olsaydı, çok korktum. Tamam işte, hepsi geçti. İyi ki orada kızı varmış, şanslıymışız. Yine de çok korkuyorum. Annemle ikinizi, ablamı, babamı, senin aileni, hatta Eren abi kaçırılsa çok üzülürüm. Bir şey olacak diye. Vallahi abim sen kaçırılsan çok üzüleceğini zannetmiyorum ama. Hayır, bir kere beni çok seviyor. İnsan sevdiğini öyle yapar. Tamam tamam, haklısın. Tabii ki de seviyordur. Ne bileyim, sevdiklerini kaybetmek düşüncesi bile çok zor. O yüzden bunu düşünmek yerine espriye vuruyorum. Tamam ya, üzülme. Bak yanındayız işte. Her zaman yanımda kalın. Hiçbir yere gitmeyin. Aslında çok cesur görünüyorum ama siz olmayınca hiç güçlü hissetmiyorum kendimi. Tamam be, duygusala bağlama. Neredeyse ağlayacaksın. Yok be, ağlamam. Erkek adam ağlar mı? Ağlar ağlar. Bir şey olmaz. Sizi çok seviyorum. O yüzden hiçbir zaman da kaybetmek istemiyorum. Tamam hadi bırak artık. Hiçbir zaman da kaybetmeyeceksin. Sen o gereksiz esprilerini özleyeceğim aklıma gelmezdi. İyi ki varsın güzelim. İyi ki yanındasın. Seni çok seviyorum. Ben de seni seviyorum. Bağlama kızım. Burası benim komşumun evi. İstediğimi isterim. Sana ne? Büşra bu hafta yoktu ya, avalanma. Başkalarının evine gelmeyi unut. Utanmıyor musun sen? Sen utanmıyor musun? Bir yalnız başına kız olan bir evi gelmeye. Rezil seni. Git buradan. Sana saygı da öğretmişler. Fakir ya. Ezik Allah'ım ya. Ezik ezik bu ya. Ezik ezik o ya. Ezik o. İlayda yine formunda güzelim. Aynen ya. Hiçbir şey değişmemiş. Her zamanki gibi. Ama... İnan onu da özlemiş olabilirim. Emin misin güzelim? Yani eminim aslında ya. Niye özlemeyim ya? Özledim sonuçta. Aynı evde o kadar yaşıyoruz. Özlüyor insan. Hadi hadi git, bas git buradan. Bas git, şu suratına bak ya. Git biraz kendine bakım ürünleri falan al. Ama paran yoktur senin tabi. Eziko. Baba hareketlere bak. Oy. Nasıl sesler çıkarıyor güzelim bu ya. İlayda. Vay. Bir tane kaçak gelmiş. Kızım sen niye bana WhatsApp'ta görüntü atıyorsun da cevap yazmıyorsun? Hayırdır, popom mu kalktı ben canına gezince? Ne alaka ya, müsait değildim. He, müsait değildim. Tabii benim aşk tomu. O senin aşk tomu falan değil, unut onu. Aşk tomu yanına alıp kaçırdım benden. Çok mu acı çektin aşk tom bensiz? Çok özledin değil mi beni? Ya çok özledi. Her gün dedi ki İlayda nerede dedi. Aynen güzelimin dediği doğru. Çok üzüldük çok. Yastaydık hatta. Sensiz mutlu olamadık değil mi güzelim? Çok eksik hissettik kendimizi. Evet ya. Çok eksik hissettik kendimizi. Ne yaptınız siz orada bu kadar? Gelmediniz he? Söyle bakayım. Vallahi İlayda bence duymasan iyi olur. Niyeymiş Berko? Yani tango yapmaya gittik. Tango mu? Bu fakir tangodan ne anlar be? Vallahi çok güzel dans ediyor benim güzelim. Hem öyle konuşma. Sonra tabii ben güzelime evlenme teklif ettim. Evlenme mi? Hayır, bunu kabus olmadı. Kabus, kabus görüyorum. Buna mı evlenme teklif ettin Ede? İlayda, bak canımı sıkma benim. Hem doğru söylüyor. Vah Berko. Ne kötü günler yaşamışım. Kesin bu kız sana evlenme teklif etti. Anneyi de görmüşken aradan çıkaracaktı evlenmeyi. Bu fakirler hep böyle. Yoksa ona yüzük falan aldın mı? Evet aldım. Sen ne konuşuyorsun başkalarının hayatına? Ne diyor be Ezik? Sen bana mı laf ettin? Evet ne konuşuyorsun? İsteyen istediğine evlenir. Ya çıldırtacak beni ya. Çıldırmadan önce git bana tuz getir. Lan burası market. Dedim sana kaç kere dedim. Vermiyoruz, paramızı da alıyoruz biz ya. Seni kimse almaz, sen merak etme. Sen evde kalırsın bu gidişle. Şuna bak, tipe bak bir kere. Ne dedi bana? Bir kere ben çok güzelim, tamam mı? Dünyadaki en güzel kızım. Çıldıracağım ya. Çıldıracağım bir şey. Ben güzelim değil mi? Evet, gözünü kapatınca falan güzel geliyorsun insana. Can, dalga geçmesene. Gözünü kapatınca mı? Yani görmeyince mi güzel geliyorum? Yazıklar olsun. Bunca yıllık aşkımıza kıydın, bu kızla gittin. Yazık sana. Aa, bir dakika. Ben bir şey söyleyecektim komşunun oğluna. Nasıl?
söyleyecektin? Aşkımı aldatacaktın değil mi? Güzelim ne söyleyecektin? Ya bir dakika, bir sorun yok. Bir şey söyleyeceğim. Enişte! Enişte mi? Kimle sevgili ki bu mahalleden? Enişte mi Büşra? Nasıl? Pardon, karıştırmışım. Akşam mangal yapacağız da abimler falan da gelecek. Sen de gelsene. Hayır! Olmaz! Bu tavuklarımızın hepsini bitirir! Gıt 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 etlerimizin hepsi gider mangalda! Ya sussana İlayda, sana ne? Allah Allah! Gelmez gelmez bu! Ne yapacak? Lan bir de yemek yiyecek akşam yemeği ya! Otel gibi kullanıyor burayı çocuk! Restoranta çevirdi burayı AVM'den sonra! Gelmezsin değil mi sen? Benim adıma karar verme! Gelirim merak etme! Teşekkür ederim bu teklifiniz için Büşra! Rica ederim! Akşam bekleriz enişte! Enişte mi? Hayırdır, mahalleden hangisi çıkıyor bu çocuk? Niye merak ettin İlayda? Güzelim, sen niye çocuğu çağırdın hep? Abi sen dur, niye merak ediyorsun İlayda? Neden bu kadar ilgi alanına giriyor bu çocuk senin? Ne merak edeceğim be? Kızılay'dan olan bir çocuğu, fakir olan bir çocuğu ne bırakacağım? Fakir fakir gelmiş, ben de fakir olduğu için acıyorum, bir şeyler veriyorum işte. Sen veriyorsun sanki. Hem bizim evden gitmesi önemli değil de sen versen de çocuğu resmen yerin 40 kat dibine katıp ondan sonra veriyorsun. Sonuçta veriyor muyum? Veriyorum. Hayır işte yani sonuçta. Allah Allah, ne anlarsın sen? Sevgilisi kim? Söyle bakayım sen ona. Gideyim de ona da bir eziyet edeyim. Ben aslında sevgilisi olduğunu bilmiyorum. Senin için dedim. Hani bu aralar çok görüşüyorsunuz ya. Aç kapıyı! Aç! Aç! O ezikte nasıl beni sev olarak, sevgili olarak görürsün? Benim gibi güzel bir kızı. Her gün görüşüyorsunuz. Demek ki vardır bir bildiği çocuğun. Demek ki çocuktan hoşlanıyorsun ki her gün kapımıza kadar geliyor yani. Benim suçum mu? Aç kapıyı! Aç! Aç! Güzelim ya, delirttin İlayda'yı. Delirsin, umurumda değil. İyi ki de çağırdım çocuğu, iyi oldu ona. Oh canıma değsin. Büşra, konumu buraya dedin. Ne alaka? Burada olduğuna emin misin? Bu ev onun olabilir mi? Fakir o çocuk, fakir. Anlamıyor musun kızım? Ne bileyim İlayda, attığı konum bu. Vallahi abicim, bu nereden çıktı? Bizim evde yakacaktın. Ne yapayım? Çocuk çok ısrar etti. İlla bana gelin, o kadar şey aldım diye. Bahçe evimize gelin, size de yakın dedi zaten. Ben de kıramadım. Tanımıyoruz etmiyoruz, ben mahalleden çok tanımam. Ne bileyim abi ya, ben de işte eve geldikçe görüyorum. İnanmıyorum. Ay buranın hizmetçisi sanırım. Hizmetçi kesin, hizmetçi kesin. Ya da bahçıvanlık yapıyor. Artık ay, ev sahibinin artıkları mı yedirilecek bize mangal olarak acaba? İlayda bir susar mısın? Ne olduğunu öğreneceğiz. Belki de yanlış geldik. Bilmiyorum artık. Ben artık falan yemem. O kadar da fakirliğe katlanmam ha. Büşra, senin yüzünden her şey. Of İlayda. Hadi gelin içeri girelim artık. Aa sen burada ne yapıyorsun? Ay hizmetçi de değilmiş. Bahçıvan çıktı. Bahçıvan. Ne yapıyorsun? Ot mu yiyorsun yoksa bahçıvan bahçede? İlayda ne yapıyorsun? Hoş geldiniz. Buyurun içeri. Şuna bak. Ay bahçıvan olduğu yere kesin artık yedirecek bize. Ben yemem bak ya. Buyurun içeriye. Bizi buraya oturtturdu. Şimdi birazdan patronu gelir bizi kovalar. Tabii ben de olsam böyle fakir bir bahçıvanı kovalarım. İlayda bir susar mısın ya? Olabilir, çalışan olabilir. Belki bugün ev boştu öyle demiş. Ama bu yaptığı da doğru değil tabii ki de. Aynen yani. Yaptığı doğru değil. Sus be, orangutanlara ne zaman konuşma hakkı verilmiş aşkım? Aşkım çocukla uğraşma hemen. Hoş geldiniz. Ay bir de hizmetçi gibi burada şey yapıyor ya, servis yapıyor. Beyefendi. Efendim? Beyefendi siz neden zahmet ediyorsunuz? Ben yapardım. Beyefendi mi? Bir çocuk mu? Beyefendi. Ben yaparım merak etmeyin. Seviyorum misafirlerime hizmet etmeyi. Lan bu çocuk zenginmiş. Lan Türk filmi mi çekiyoruz oğlum burada? Zengin çıktı ya çocuk. Ben de yardım edeyim istersen sana. Yok yok, gerek yok Büşra. Lan bu Zengo çıktı ya. Zenginmiş ya. Ne oluyor lan burada? Bu ne yapıyor böyle? Nasıl pişmiş seversiz? Az pişmiş mi çok pişmiş mi? Sorun değil dostum, nasıl olursa olsun. Evet. Ben yemeyeceğim ama. Niye İlayda? Yeseydin. O kadar tuz bulgur aldım senden sonuçta. Onun karşılığı olurdu. Yemeyeceğim. İnanmıyorum. Bu ne be? Sırlar dünyası APK mı bu ya? Karma yaşadım şu anda. O İlayda canıma değilsin. Valla böyle bir şey dua etsem çıkmazdı bu kadarı bence. Sus be, sen biliyordun değil mi? Sırf beni burada bozmak için geldin.
Dengo çocuğu gördün. Baktın aşkımı aldatacaksın değil mi? Saçmalama İlayda. Tabii canım, aldatmazsın. Berçu da zengin zaten, ne kime selam versen, kime dokunsan zengin çıkıyor senin ya. Zengin çekiyorsun, mıknatıs gibi zengin çekiyor kendine ya. Of İlayda sus ya, ben öyle bir şey mi bakarak çekiyorum? İyi oldu ama sana, canıma değsin. E peki sen bizim mahallede ne yapıyordun ki? Sana ne güzelim, ne yapıyorsa yapıyor. Hava almaya gelmiştir belki. Ben deneyimliyordum sadece. Deneyimliyormuş vallahi, ben bu çocuğun üzerinde bir deney yapacağım ya. Yok, ben zararsızımdır. Özellikle Büşra konusunda. Evet zararsızsın ama İlayda konusunda aynı şey değil değil mi? İlayda mı dedi birisi? Yo, demedim hiçbir şey öyle bir şey. Sen diyorsun kızım bak. Ben fakir oldum diye hepsi oldu bunların hepsi. Eğer fakir olmasaydım. Sen zenginsin normalde bildiğime göre. Babanı tanıyorum zaten. Babamdan dolayı. Benzer işler yapıyorlar. Ama sen zengin olsan da hiçbir şey değişmezdi senin hakkında. Aynı böyle bitmiyor olur gezerdin. Neyse ben mangala bakayım. O kadar misafirimiz var. Ne dedi bu bana? Ne diyor bu bana? Ne diyor be? Ne diyor ya? İlayda sakin ol. Bir şey dediği yok ya çocuk. Bir şey espri yaptı. Seni gebertirim ben ya. Gebertirim. İlayda. Gebertirim. Ya havuzun derinliği 1 metre sadece ama. İlayda. Aynen İlayda, ne yapıyorsun sen ya? İmdat! Kurtarın! Gel ben seni kurtarayım yani de, burada bir sıkıntı olmaz ama. Bırak be! Bırak sen beni kurtarın! Erçin aşkı kurtar beni! Merak etme, bir şey olmayacak. Bak bak şunlara. İlayda abicim ne yapıyorsun sen? Sana ne ezik onun abisi? Seni ilgilendirmez. Biraz sıcak oluyor ya havalar. Havuza girmek istemiş abi. Sus! Dalga geçme benimle. Üstünü değiştir istersen. Hayır istemez. Aslında dediklerimden sonra havuza atmak yerine kendini bir bardak soğuk su istedin. Senin için daha iyi olurdu. Ne diyor bu? İlayda bir insan aynı hatayı iki kez yapar mı ya? Sus be ezik sus. Hani yüzme bilmiyordun sen? Belki aşkı kurtarır diye öyle düşünmüştüm. Ha bak kurtardı, kurtaracak seni. Allah Allah. Orangutancım nasılsın? İyiyim abi, siz nasılsınız? Çocuk hiç Berkcan demimi falan da aldırmıyor. Orangutancım deyince hemen üstüne alınıyor. Abi, Berkcan'la öyle konuşmayı kes. Aynen, çocuklarla uğraşmayı kes artık bence de. Çok geri kafa davranıyorsun. Yeni bir şarkı besteledim. Ne şarkısı abi? Ne zamandan beri şarkı sözü yazarı oldun? Bak şimdi. Orangutanlara kar yağıyor, üşümedin mi? Sen bu işin sonunu düşünmedin mi? Komik mi abi? Komik mi? He komik. Uzun zamandır seninle uğraşamam. Ama senin ismini değiştiriyorum artık. Niye abi? Orangutandan sıkıldın mı? Senin ismini ibibik kuşu yapıyorum oğlum, hadi lan. Hadi ibibiksin bundan sonra. Abi! Orangutan için bu kadar kavga etme oğlum. Tamam orangutan olmak istiyorsun ama ibibik değildir tam sana göre. Abi sus öyle deme Berkcan'a. Allah Allah. Hem o benim. Ha? Hem o senin? O benim. Ne o senin ne? Arkadaşım abi ya, öyle deme. Ha arkadaşın tabii. Yoksa ibibik kuşunu sevgili falan yapmasın herhalde yani. Bizim sülalede kuş türü yok sonuçta. Saçlardan dolayı ibibik kuşu dedim. Aynı ibibik kuşu gibi saçları var. Ya abi ya, güzelim saçlarım iyi değil mi? Yo bence çok taze duruyor. Ben beğeniyorum. Bakma abim mesela. Abim kendi saçına baksın aslında. Horoz kafası gibi. Abine sen ne diyorsun? Horoz kafası işte derim. Sen de Berkcan öyle konuşma. Gel buraya bakayım. Senin dilin çok uzamış. Abi horoz kafası. Lan sizin ikinizin de dil uzamış. Kaç Berkcan kaç kaç. Ne kadar paranız var bakayım sizin? Bilmem, hiç saymadım. Sayamayacak kadar çok demek ki öyle mi? Evet. Sizin paranızı sorsam sayabilir misin? Ya ne uğraşacağım, bir kere gider kendime make alırım. Make-up alırım. iPhone alırım. Gucci alırım. Gucci mi? Gucci diye bir marka mı? Yani Gucci. Benim konuşma tarzım biraz farklı da. Ondan. Peki Berkcan'la olan şey nedir? Ya abi bırak ya. Berkcan mı? O bana birinci sınıftan beri aşık. İlayda at at yalan at at. Aslında İlayda birinci sınıftan bu yana aşık. Ya yalan söyleme. Berkcan bana bu kız yüzünü açılamadı. Büyü yaptı bize kesin yani. Aramızda büyü var o yüzden sihir yaptı.
yaptığı için bu cadı zaten normal değil yani. Özel güçleriyle hep Sengo çekiyor kendine. O yüzden bu kesin Berkçin aşkına büyü yaptı. Sus ileride saçmalama. Hemen kontrol ediyorum. Maalesef hesaba öyle bir para gelmemiş. Gelmemiş mi? Evet gelmemiş. Şu an sistemimizde gözükmüyor. Ha, tamam o zaman. Belki öğleden sonra falan göndereceklerdir. Teşekkür ederim. Rica ederim. Allah Allah. Annem git sabah erkenden yatıracağım dedi. Faturaları yatır dedi bir an önce. Bugün de son günmüş. Dur annemi arayayım bakalım. Efendim? Alo anne. Hani faturaları yatırmam için sabah erkenden kalk git demiştin. Ben de seni aramadan gittim. Eğer yatırırsın her ay olduğu gibi diye düşündüm. Aa kızım o mu? Evet anne. Ne oldu? Bir sorun mu var? Kızım ben yani biz... Ne oldu anneciğim? Söyler misin? Kızım biz o faturaları yatıramayacağız sanırım. Babanla bir çözüm düşünüyoruz. Sana demeyi de unutmuşum bu stres arasında. Başka bir masraf çıktı. Motorun kasası bozuldu. O yüzden ona vermek zorunda kaldık. Biliyorsun ki tarla işi de beklemez. Anladım anne. Yani yatıramayacağız öyle mi? Ne yapacağız peki? Biz de bilmiyoruz ki kızım. Düşünüyoruz babanla. Anladım anne tamam. Sonra görüşürüz şimdi. Baban çağırıyor. Ben haber ederim. Sen takma kafana. Biz bir şekilde halledeceğiz. Tamam anneciğim. Görüşürüz. Görüşürüz kızım. Allah Allah. Annem ne yapacak şimdi? Ya bulamazsa? Bugün de son günüymüş ödemenin. Bankanın ödemesi falan da kaldı. Hepsi kaldı. Ne yapacağım ki? Of ya. Bir çözüm bulmam lazım acilen. Ama ne çözüm bulabilirim ki? Bende de para yok. En son kumparamdaki parayı da harcadık. Ek iş var mıdır ki? Ama şimdi gidip birden de bunu bulamam. Bugün lazım sonuçta. Abi Şa? Siz? Yine karşılaştık. Evet, karşılaştık. Hayırdır, iyi misin? İyiyim, bir şey yok. Nasılsın? Canım bir şeye sıkkın gibi duruyor. Yo, sıkkın falan değil. İyiyim, eve gidiyordum zaten. İyi günler. Büşra? Efendim, bir dakika. Telefonum çalıyor. Efendim anne? Kızım maalesef bugün pek bir şey bulamıyoruz. Anladım anne. Ben de bir şansımı deneyeceğim. Umarım bir an önce buluruz. Abimde durumlar nasıl? O da diğer taksitleri yatırmıştı. O yüzden yok. Bugün halledeceğiz umarım bu faturaları. Bilmiyorum nasıl olur ama halledeceğiz. Görüşürüz. Siz neden buradasınız? Aa, kusura bakma. Ben telefon konuşmana şahit oldum. Ne demek? Neden şahit oluyorsunuz ki? Niye bu kadar yakınlaşıyorsunuz hem? İstemeyerek. Sanırım bir ödemeniz var yapamadığınız bugün. Bu sizi hiç ilgilendirmez biliyor musunuz? Neyse ben gidiyorum. Ya kötü bir şey için değil. Ben biliyorsun ki büyük bir sektörde turizmciyim. İstersen sana bir part-time iş ayarlayabilirim. Hatta bugün var, parası da iyi. Akşam havuz partisi var, büyük bir havuz partisi. Orada çalışabilirsin. Hem part-time olarak da karşılığı da çok iyi. Yok, teşekkür ederim. İstemiyorum. Valla aileni çok önemsemiyorsun demek ki. Ben olsam isterdim. Berkcan'la iyi olacağım diye aileni önemsemiyorsun demek ki. Karşına çıkan bu fırsatı değerlendirirdin. Neyse. Ben sana yine de kartımı vereyim. Bir düşün. Akşama daha çok var sonuçta. Burası mı ya havuz partisi olacak yer? Ben de otel gibi bir yer zannetmiştim. Of ya. Gitsem mi acaba dönsem mi? Ama gitmem lazım. Zaten bugün geç kaldık yeteri kadar. Problemi çözmem gerekiyor kimseye demeden. Merhaba Büşra. Hoş geldin. Hoş bulduk da. Misafirleriniz. Yani havuz partisinde kimse yok mu? Havuz var işte. Yeterli değil mi? Dalga mı geçiyorsunuz siz benimle? Siz beni buraya çalışmaya çağırmadınız mı? Sonuçta çalışmayacaksın demedim. Ben varım işte. Benim için çalışacaksın. Beraber yemek yiyeceksin benimle. Bu da bir çalışmak sonuçta. Ne diyorsunuz siz ya? Dalga mı geçiyorsunuz benimle siz? Ben gidiyorum. Büşra. Ne var? Bu kadar abartma ya Berkcan'a olan sevgini. Sonuçta. Baksana iki kuruş para yetmiyor yani. Tek başına sorunlarını çözmeye çalışıyorsun. Bu seni hiç ilgilendirmez. Bu benim sorunum. Benim problemim. Hem Berkcan her durumda benim yanımda olur. Hiçbir zamanda yanımda olmadığı bir gün olmaz. Ama ben kendi hayatımı kendim idare etmek istiyorum. Saygısız. Gidiyorum ben. Büşra? Berkcan? Senin ne işin var burada?